Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye'den sayfa 33'te lasiyemalar yazıyor. Lasiyemalar hususan manasına 10. sözün bir cihette esası ve 22. sözün Arabi ikinci makamıdır. Abi o son Kur'an'a dayanılan reşkayı da acaba okumaz salavattan sonra. Orada az bir şey var. Bence o reşkada az bir şey. Ben sözlerle bakayım orada. Sözler de ayrı. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerratı müştemiyan ve münferiden, yani teker teker ve toptan, lisan-ı aziz ve fahr ile, yani her şeyin kendi sonsuz azzi ve fakirliğiyle vücub-ı vücut ve vahdetine şehadet ettikleri sani-i hakime hamdler, senalar, şükürler olsun. Kainatın bütün zerratı müştemiyan ve münferiden, lisan-ı aciz ve fahr ile vücub-ı vücut ve vahdetine şehadet ettikleri sani-i hakime hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kainatın tılsımını açıp ayatını keşif ve beyan eden Resulü ile âl ve ashabına vesair enbiya ve mürselin ihvanına ve ibad-ı salihine salatü selamlar olsun. Arkadaş, tabiat ve esbab, sebepler bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Tabiat ve sebepler bazılarına şükür kapısını kapatıp şirk kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muharetten kurulmuş, imkansızlıklardan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muharetten, o imkansızlıklardan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Yani şirk demek Allah'a ortak koşmak demek. Allah'ı unutup sebeplerden yardım istemek, insanlardan yardım istemek, putlardan vesaire sevdiklerinden yardım istemek. Bunlar hep şirk. Yani Allah'ın razı olmadığı en büyük günah şirk. Allah'ı bırakıp başkasından medet istemek. Şirk sahibi cehalet serhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahideye bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye muzdar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını, keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak o kafir itikad edebilir. Değil mi? Mesela yemek yiyoruz. Aynı şey. Onda da mevzubayız. Bütün yediğimiz gıda zerreleri vücudumuzun muhtaç olduğumuz yerlerine kadar dağılıyor. Yani bu gıda zerrelerinin aklı mı var, fikri mi var, ilmi mi var, telefonu mu var, gidip orada nerede bana iş var diye soruyor mu, yok sormuyor. Cenab-ı Hak hepsini yerli yerine dağıtıyor. Her tarafta vazife görüyorlar bu gıda zerreleri. Kan damarları vasıtasıyla vücudumuza gidiyorlar.
biz bunu Allah tarafından demesek ne olacak? O zaman her bir zerrenin aklı olması lazım, ilmi olması lazım, iradesi olması lazım, her şeyi bilmesi lazım. Yani bütün kainatı adeta ihata edecek bir ilim sahibi olması lazım. Tabii bu muhal, içinde muhal, mümkün değil yani bunun öyle olması. Mahaza bir semere, bir meyve, bir şecerenin bir misali müsavarıdır. Bir ağaçtaki meyve, bir ağacın küçük bir misalidir. Bir ağaçta ne varsa, bir ağaca ne lazımsa o meyveye de aynı şey lazımdır. Ve o semeredeki çekirdek, o meyvedeki çekirdek o şecerenin defteri amalidir. Çekirdeğin içerisinde bütün ağacın başına gelen, meyvenin başına gelen her şey ne fihristi yapılmıştır. O ağacın tarih hayatı o çekirdekte yazılıdır. O ağacın başından geçecekler o çekirdekte yazılıdır. Bu itibariyle bir semere, bir meyve, şecerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küre-i arzdan hazırdır. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azamet-i maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. O zerre-i sanatçı havi olduğu o azamet-i maneviyeyle bina eden arzı hamil ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir kalbinde böyle bir küfrü taşımakla akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Bir meyvenin sanatındaki azamet-i maneviyesi, yani manevi büyüklüğü. Bak bir meyve, mesela bir elmayı düşünelim, ne kadar sanatkârane yapılmış, çekirdeği ne kadar güzel, münasip yerine konmuş, çekirdek o ağacın fihristesi olmuş, ondan sonraki gelen ağaçlar için fihriste bütün onun içerisinde yazılmış kitap gibi bir küçük çekirdek noktası kitap kadar içine fihristeyi almış. Arzın büyüklüğü nispetindedir adeta o çekirdek. O zerreyi sanatça havi olduğu o azamet-i maneviyeyle bina eden arzı hamil ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Yani bu çekirdeği yapan arzı da kaldıran zattır diyor yani. Acaba o kafir münkir kalbinde böyle bir küfrü taşımakla her zerreye bir uluhiyet vermek gibi akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Yani suret gördüğümüz şekiller. Diğeri mağbuledir. Mağbule yani akla yakın olanı. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde zamanın geçmesiyle mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimalından tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir. Bir ateşin süratle tedbirinden, bir ateşin süratle böyle daire şeklinde döndürülmesinden hasıl olan vehmi daire gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret mağbuledir. Yani aklidir. Suret-i maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi suret-i maneviye itibariyle de bir nihayeti ve gizli bir hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. Birer kader mühendistir. Sureti maneviyesinde ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Kudretten çıkar. Ey kafir, bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye
bir tercilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halik ittihaz ettiğin, yaratıcı ittihaz ettiğin tabiat ve sebepler, her şeyin muhtelif ve mütenevvi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bak ey gözden mahrum kafir, şecere-i hilvetin semeresi, yani bu kainat ağacının meyvesi, kuvvet ve ihtiyarca esbapta üstün olan insan, tercihliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikendi bir şecerenin azalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki sani hakim, yani onu hikmetle yapan Allah, her şeyin büyümesi zamanında pek muntazam, taze, cedid, taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemal-i sürat ve suhuletle yapar giydirir. Ve subhanallah, hususen baharda ağaçların yeşillenmesinde, ağaçlara su yürüdükten sonra ağaçların büyümesinde ne kadar güzel böyle şekiller alıyor, ne kadar güzel büyüyor, yetişiyor. Evet, münezzehtir her şeyin vücudu, emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Yani münezzeh demek, Allah bütün noksan sıfatlardan, bütün noksanlıklardan temizdir, paktır. Allah'ın yarattığında, isimlerinde, zatında, sıfatında hiçbir şeyde bir noksanlık bulunmaz. Her şeyi o mükemmel yapıyor. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan, her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir. Yani bütün her şeyin başvuracağı, her şeyin bağlanacağı, her şeyin dikkat edeceği tek bir zat var, o da Cenab-ı Hak'tır. Bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir, bütün kusurlardan uzaktır. Arkadaş, her bir mevcudun üstünde sani ahet ve samedin bir sikkesi, bir hatem olup, yani her bir mevcudun üstünde bir olan, her şeyi yapan Allah'ın samet, Allah'ın bir ismi de nedir? Bir esması samet. Samet, her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil yani, demek yani. Allahu Samet diyoruz. Allahu Samet, yani Allah hiçbir mahluka muhtaç değildir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat her mahluk ona muhtaçtır. Allah Samet'tir diyoruz onun için. Sani ahet ve samedin bir zikkesi, bir hatemi olup her bir şeyin üzerinde o mevcudun sani ahet ve samedin mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Her şey demek ne şehadet ediyor? Bu şey sani ahetin eseridir. Onun mülküdür. Evet, gayr-i mütenahi, yani sonsuz ahadiyet sikkelerinden, onun birliğini gösteren damgalardan ve samediyet, samadaniyet hatemlerinden yalnız bahar mevsiminde sayfayı arza darbedilen sikkeye bak. Yani yeryüzüne vurulan damgaya bak. Şu zikredilecek müteselsil fıkralar, cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar ve izhar ediyorlar. Evet, sayfayı arzda pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Evet, sayfayı arzda pek garip, her şeyi hikmetle bilir, yapar tarzda bir icat görünüyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen, şu gelen fıkralara dikkat et. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen, şu gelen fıkralara dikkat et. 1. O icat fiili pek azim ve geniş bir sehavet-i mutlakadan geliyor.
Mesela bir elmayı düşün, bir meyve düşünelim, meyve. Dünyanın neresine gidersek o iklimde her yerde aynı meyve mevcut. Hem de ne kadar çok. Herkese yetecek derecede bu. Demek ki bunu yaradan zat çok sahidir. Yani cömerttir. Sehaveti mutlakadan geliyor. Bu bolluk nereden geliyor? Sehaveti mutlakadan geliyor. Su mesela, su. Tuz. Ne kadar muhtacız değil mi? Işık ne kadar muhtacız. Hava ne kadar muhtaç. Ama ne kadar bol? O derecede bol. Allah sahi, onun için her ihtiyacı olan şeyi bol yaratıyor. Meyveleri de öyle yaratıyor. O icat fiili pek büyük ve pek geniş bir sehaveti mutlakadan geliyor. İki, bir suhuleti mutlaka ile bir kuvveti mutlakadan çıkıyor. Yani son derecede bir kolaylıkla yapılıyor ve sonra son derecede kuvvet sahibi ancak onu yapabilir. Kuvveti mutlakadan çıkıyor. Değil mi? Yani kuvvet sahibi olmayan taşı denen o kökleri değil mi? Neyle devirecek? Yani mahkaplarla ancak o taşlar delinebilir. Ne kadar cereyan sarf eder mesela. Ama hiç sessiz, sadasız taşlara o çilleri, kökleri ne yapıyor? Saplandırıyor, oradan gıdasını alıyor ağaç. Demek ki bir suhulet-i mutlaka var. Mutlak bir kolaylık var ve bir kuvvet-i mutlakadan çıkıyor. Üç, mutlak bir intizamla sürat-i mutlakada meydana geliyor. Yani çabuk meydana geliyor. Ne çabuk meydana geliyor? Mutlak bir intizamla. Her neresine bakarsan çirkin, karışık bir yer görülmüyor. Mutlak bir intizamla sürat-ı mutlakada meydana geliyor. Yani çabuklukla meydana geliyor. Dört, mevzun ve mizanlı olarak bir büsat-ı mutlakada bulunuyor. Hem ölçülü hem tartılı olarak bir genişlik var, bir ferahlık var. Büsat-ı mutlakada bulunuyor. Yani dünyanın neresine gidersen bakarsın aynı meyve, aynı gıda maddesi, aynı ekmek her tarafta mevcut. Vüsat-ı mutlaka var, genişlik var, ferahlık var. Beş, güzel bir eseri sanat olmakla beraber o yaratılan şey, sanat eseri olmakla beraber, son derece sanat eseri olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Ucuz. Herkes alabiliyor. Altı, taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber, yani onun alakadar olduğu, o meyvenin veya o ağacın veya o insanın veya o maddenin alakadar olduğu pek karışık şeyler olmakla beraber büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve adem-i iltibas ile yapılıyor. Yani birbirine karıştırmadan sonra bir karışıklığa şey vermeden, şaşırmadan bu işler oluyor, şaşırtmadan oluyor. Yedi, mahalle taalluku gayri mütenahi olmakla beraber, yani onun alakadar olduğu, ilgilendiği, son derecede alakadar olduğu, son derece çok olmakla beraber eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde huzura gelir. En güzel şekilde meydana geliyor. Sekiz, efrat ve enva arasında, yani o fertler arasında veya neviler arasında. Mesela bir insanda da aynı şey var, bütün insanlarda da aynı şey var değil mi? Efrat ve enva arasında buğdu mutlak ile beraber, yani son derecede büyük uzaklık olmakla beraber tevafuk-u mutlak var. Amerika'daki insan neye muhtaç? Buradaki insan da ona muhtaç. Amerika'daki insanlara ne veriyor Cenab-ı Hak? Buradaki insanlara da aynı şeyi vermiş. Tevafuk var, uygunluk var. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da o sikkeyi izhar etmeye kafidir. Yani Allah'ın yeryüzündeki damgasını göstermeye kafidir. Bakınız, en harika bir sehabetle
en harika, yani böyle insanın şaşıracağı derecede mühim ve büyük bir sehavet, bir cömertlikle en harika bir hüsnü sanat, sanat güzelliği, son derecede bir sanat güzelliği, muhit bir kudretin hastası, her şeyi ihate etmiş, kaplamış bir kudretin hastasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, yani her şey muntazam olmakla beraber son derecede kolaylık var. Bir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibi de mahsustur. İşte bu işler hiçbir şeyden aciz olmayan bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber mucizane bir surat-ı mutlaka her şeyi emrine ve kudretine teslim eden zata mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber ölçülü olmakla beraber mucizane bir surat-ı mutlaka, yani mucize derecesinde insanların yapamayacağı bir çabuklukta her şeyi emrine ve kudretine teshir eden, her şeyi emrine ve kudretine itaat ettiren zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından, nev mesela ağaç bir nevidir, insan bir nevidir, hayvanlar bir nevidir. Bunların pek dağınık bulunmasından pek geniş bir tasarruf ile harika bir hüsnü sanat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata hastır. Kesret ve mevluliyet çoklukla beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetler olması sonsuz bir zenginlikle gayr-ı mütelahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibatsız ve fevvalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Demek bu zat ne yapıyor? Her şeyi görüyor. Her şeyin şahididir. Her bir işi kendisini diğer bir fiilden men etmeyen bir tarzıdır. Yani bir işe mani olmuyor. Cenab-ı Hak şunu yaratıyor, yok. Sıra gelmeden onu yaratamaz diye öyle bir şey yok yani. İsterse aynı anda hepsini yaratıyor. Ve keza arzda dağınık bulunan, yeryüzünde dağınık bulunan fertler arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça, aralarında husule gelen tevafuk, aralarında husule gelen uygunluk, münasebet, kürve-i arz yedi tasarrufunda dünya, bütün yeryüzü onun tasarruf elinde, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza arzda dağınık bulunan fertler arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça, aralarında husule gelen tevafuk, uygunluk, kürre-i arz, yedi tasarrufunda, tasarruf elinde, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza nev'in kesreti efradiyle beraber, yani bir nev'in, bir mesela ağaç bir nev'dir, bunun çokluğuyla beraber, ne kadar çok ağaç değil mi, ne kadar çok, çokluğuyla beraber her ferdin harikulade bir hüsn-i hilkete malik olması. Her bir ferdinin güzel bir şekilde yaratılmış olması. Kadir-i mutlaka hastır ki, yani o mutlak kudret sahibine mahsustur ki, az çok, küçük ve büyük her şey ona nispeten birdir. Onun için acizlik yok. Geçen fıkraların her birisinde her şeyin tek bir saniyenin sunu ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet, sehavet ile kuvve-i iktisadiye arasında, yani hem bolluk var hem de hiçbir israf yok. Hem bol hem de israfsız ölçülerle
sehavet ile kuvve-i iktisadi arasında, sürat ile mizanlı olmak arasında, yani çabuklukla beraber ölçülü olmak arasında ve ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla seçkin, mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları birbirine bir fiilinde cem etmek ancak kudret-i hassiz bir sani-i kadire mahsustur. Yani çok mühim var. Evet, sehavet ile kuvve-i iktisadiye arasında, sürat ile mizanlı olmak arasında, ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla ve mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Hem karışık hem de ayrı. Hepsi seçilmiş. Değil mi? Birbiri arasında zıt var. Mesela birisi oldu mu birisi olmaması lazım. Mesela çok bol. Fakat hepsi de kıymetli. Bol olmakla beraber yine kıymetli. Fakat çok ucuzluk var. Çok ucuzlukla beraber mizanlı. Hepsi de ölçülü. Sürat ile mizanlı olmak arasında, ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında. Hem karışık hem de her şey birbirinden ayrılıyor, yerinde vazifesini yapıyor. Bu zıtları bir fiilde, fiilinde cem etmek, toplamak ancak kudret-i hassiz bir sani-i kadire mahsustur. Kudret-i hassiz bir her şeye gücü yeten Allah'a mahsustur. Hulâsa her bir fıkra tek başına hâdem-i ahadiyeti izhâre kâfi olduğu takdirde, yani bu söylediğimiz her bir cümle diyelim, her bir cümle, her bir fıkra, her bir paragraf, tek başına hâdem-i ahadiyeti, Allah'ın birliğinin damgasını göstermeye kâfi olduğu takdirde, fıkraların heyet-i içtimaiyesi hepsi birden pek zahir bir tarih-i evra ile hatem-i adiyeti gösterir. İşte bu izahdan ve le in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yegûlünnallâh ayet-i kerimesinin sırrı dahil olur. Eğer onlara sorulsa bu yerleri gökleri kim yaratmıştır? Çar ne açar ne diyecekler? Hiç başka çare yok. Allah diyecek. Allah derler, fakat ne yaparlar? Allah'a itaat etmek istemezler. Allah'a akıl versin diye. Ayet-i kerimesinin sırrı zahir olduğu, yani o inatlı münkire Halik-i semavat ve arz kimdir diye sorulduğu zaman çar naçar Allah'tır diyecektir. Arkadaş, uluhiyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatte telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve subutu, ötekisinin de vücut ve subutunu istizam eder. Biri olursa öteki de olacaktır. Değil mi? Allah varsa peygamber de olacaktır. Değil mi? Peygamber olursa Allah da olacaktır. Uluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın var olması. Risalet, peygamber bulunması, peygamber göndermesi. Ahiret, dünyadan sonraki hayat. Kainat, bütün varlıklar arasında hakikatte telazum vardır. Yani birisi varsa öteki de var. Hepsi birbirini ispat ediyor. Birisine iman, ötekisine de imanı icap ettirir. Peygamber'e iman edersen Allah'a da iman edeceksin mecbur. Allah'a iman edersen Peygamber'e de iman edeceksin. Peygamber'e iman ettiysen Kur'an'a da iman edeceksin. Kur'an'a iman ettiysen ahirete de iman edeceksin. Yani hep birbirini ispat ediyor. Evet, mesela her bir kelimesi bir kitabı, her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Evet, mesela her bir kelimesi bir kitabı, her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Kainat kitabı da nakkaş-ı ezelinin vücubu vücuduna bağlıdır. Bir ağaçta yüzlerce kitap yazmış. Değil mi? Bir ağacın çekirdeğini halk eden o ağacı yaratan.
O ağacı yaratmış, onun içerisinde yüzlerce kitap koymuş kitap. O ağacın her bir yaprağı, her bir hücresi, her bir meyvesi, her bir damarı bir kitap yazma icap ettiriyor. Kitap kadar ders veriyor. Sarhoş olmayanlar, serhoş olmayanlar ancak Nakkaş-ı Ezeli'ye iman etmekle kitab-ı kainata şahit olabilirler. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve ziynetlerin garayibine müştemil olan bir binanın bani ve saniyesiz vücudu mümkün olmadığı gibi bu alemin vücudu da saniyin, ustanın vücuduna tabidir. Dalalet serhoşluğuyla serhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Değil mi? Bir binanın ustasız olması mümkün olmadığı gibi o binada her en küçük bir eserin dahi ustasız olması mümkün değildir. Ve keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı, deniz ve nehirlerin yüzünde güneşin aksini, pırıltılarını, ışık pırıltılarını gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı, güneşin vücudunu inkar etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk olmayanlar için kemali intizam ile tahavvül ve teceddüt eden şu kainatın şuhudu, şu kainatın görülmesi, bani ve saniyin vücudunun tasdiki olabilir. Keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıldısı, şemsin vücudunu inkar etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk olmayanlar için kemal-i intizam ile tahavvül ve teceddüt eden şu kainatın şuhudu, şu kainatı görmemiz, devamlı değişme var, devamlı tazelenmek var. Bani ve salihin vücudunun tasdiki olabilir. Ancak bu hareketler, bu işler ancak onu yapan ustanın birliğine, varlığına inanmakla olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmetiyle tesis ve gaza ve kaderinin düsturlarıyla tafsil ve adetinin kanunlarıyla tanzim ve inayet ve rahmetinin namuslarıyla tezyin, esma ve sıfatının cilveleriyle tedbir eden, tenvir eden ancak ve ancak bani ve sanidir. O binayı yapandır. Başka değildir. Evet, Halik-ı Vahid-i Ahed, Halik-ı Vahid'i kabul edilmediği takdirde kainatın zerreleri ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Eğer sani ve bani kabul edilmediği takdirde kainatın zerreleri adedince ilahları kabul etmek lazım geliyor. Meşhuriyet hasıl oluyor. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazım gelir. Çünkü zihayatın her bir cüz'isi zevil hayatın külline yani umumuna bir fihristedir. Zihayatın her bir parçası mesela bir çekirdek ağaca bir fihristedir. Bir ağaç bütün ağaçların fihristesidir. Bir insan bütün insanların, dünyanın, kainatın fihristesi gibidir. Bir insanda ne varsa kainatta da aynı şeyler vardır. Cüz'i halk eden külliyi de halk etmeye kadir olmalıdır. Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyetle tezahürsüz olamaz. Yani uluhiyetle kendini göstermeksizin olamaz. Allah varsa ne olacak? Peygamber de olacak. Tezahürü ise irsal-i rüsul ile olur. Allah'ın tanınması neyle olur? Peygamber vasıtasıyla olur. Peygamber göndermekle olur.
ve keza haddi kemale balik olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, yani en mükemmel güzellikte olan bir güzelliğin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için Resullerin tarifi lazımdır. Onların dilinden anlayan zatların onlara hakikati bildirmesi lazımdır. Ve keza cemal, kemal-i cemale bari olan, yani sonsuz derecede güzelliği mükemmel olan kemal-i hüsn-i sanat, sanat güzelliği Resullerin delaletiyle olur, değil mi? Bu kainatın ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin güzelliğini en güzel şekilde tarif eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Kainatın kıymetini artıran o olmuştur. Her şeyin hakiki kıymetini bildiren o olmuştur. Ve keza rububiyyeti amme, yani bütün mahlukatın terbiyesi, yetiştirilmesi, olgunlaştırılması ubudiyeti külliye ister. Yani hepsinin de Allah'a kulluğu lazım gelir. Bu da zülcenaheyn, yani hem dünyayı hem ahireti bilen Resullerin vahdet-i ilahiyeyi halka ilan etmeleriyle mümkün olur. Allah'ın birliğini halka bildirmeleriyle olur. Ve keza bir hüsn sahibinin, bir güzellik sahibinin isteği olmasa ve bir ayna bulunmasa ve tarif edici bir şahıs tavassut etmezse, vasıtalık etmezse, onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün değildir. Bu da ancak Resuller vasıtasıyla olur. Değil mi? Bu dünyanın güzelliğini ancak Resuller göstermişlerdir. Çünkü Resul ubudiyetiyle Halik'in hüsnüne aynedir. Resul, Allah tarafından gönderilen o zat, Allah'a itaatiyle, kulluğuyla ne oluyor? Ona bir aynedarlık ediyor. Çünkü Resul, ubudiyetiyle Halik'in hüsnüne aynedir. Risale-i Celile'de halka izhar ve ilan eder. Halka gösterir, ona ilan eder. Ve keza bir zatın cevahir ve zikimet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek, bir zatın cevherlerle, kıymetli eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, sanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resul'dür. Arkadaş, bu sıfatları haiz, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka alemde bir şahıs yoktur. En cami, en kamil, en fazıl o zattır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar, ilan eden o zattır. Yani en çok hakikatları ifade eden, en mükemmel insan, en faziletli o zattır. Tam tamına Allah'ın bütün isimlerinin tecellilerini açıp gösteren, teşhir eden o zattır. Hakikatleri insanlara en güzel şekilde Kur'an vasıtasıyla bildiren, tarif eden o zattır. Vasıflarını söyleyen o zattır. İlan eden o zattır. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldi. Yani Allah olunca ne olacak? Peygamber de olması şart. Başka türlü olmaz. Öyleyse şimdi ne oldu? Allah'a iman olunca ahirete iman da şart olur. Birbirini ispat eder. Bir sultan, itaat edenlere mükafat, isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet, solunda kahir ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de cezalandırmak ister. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Değil mi? Bir sultan olsun,
ona itaat edenler, etmeyenler müsavi olsun mümkün değil. İtaat edenler mükafat görecek, isyan edenler de cezasını çekecek. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri tertip ve hakimiyetin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza nebalet dolu hazinelere malik ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi daimi hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal zahir ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza bir cemal sahibi, bir güzellik, manevi güzellik sahibi daima hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Değil mi? Bu güzelliği birisi görecek ki o ya onun yaratıldığına değsin. O güzelliği hiç kimse görmese o güzellik niye yaratılmış? Değil mi? Demek ki hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Bu da ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir güzellik, daimi bir cemal zail ve muvakkat bir müştaka razı olamaz. Daimi bir güzellik, daimi kendiyle alakadarları ister. Onun da devamını ister, bu da ahiret ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım, dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar verir. Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal-i suhuletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Sineğin sesini işitiyor. Sineği midesine göre gıda veriyor. En çok dua eden insanoğlunun duasını kabul etmeyecek mi? En çok çok şey isteyen insanoğlu ve en şerefli yarattığı kainatın şeyi yani numunesi, kainatın çekirdeği deniliyor. Böyle umumi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela nedir? Kainatı onun nurundan halketmiş. Acaba bu Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul etmeyecek mi? Ne oldu billah? Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken milletinin içtimaları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış. Daimi olarak milleti istiyab edemez. Daima dolar boşalır ve bir imtihan meydanı var. Her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar-ı sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Zaman zaman tahavvül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedahe delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amellerini, efallerini, yaptıklarını, hizmetlerini, ihtiyaçlarını tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise, her bir vakanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfz ederse elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vukuğa geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri, tehditleri olursa ve o vaad-ı vaid edilen, yani cenneti ve cehennemi vaat eden şeyler kudretine ağır gelmezse,
ve o şeyler raiyeti, milleti için pek ehemmiyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulhulvaat kudretin izzetine zıttır. Kudret sahibi her şeye gücü yeten bir zat vaadinden dönmez. Onun kudretine zıt hareket etmiş olur. Vaadinden hulhulvaat onun izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bali olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar o azamete dair bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zahir mütebettir şeyler ve müstehar saltanata makar olamaz. Karar yeri burası olamaz. Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat ve o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydanı ekberinde vukuğa gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşer azimde yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani, zahir haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir, meyveler verecektir. Evet, o sultanın şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkında bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanları, sabit meskenleri, zevansız sakinleri isterler ki o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin haşa, zalim, gaddar, sefih olduğuna zehab edilir. Bu ise inkılab-ı hakayrı istizam eder. Değil mi? Allah vaad etsin, peygamberler göndersin, kitaplar göndersin. Her bir vesileyle onun hak olduğunu ilan etsin, ispat etsin, bildirsin. Ondan sonra da zalimle mazlum aynı müsavi olsun. Birisine ceza verilmesin, birisine mükafat verilmesin mümkün değildir. Bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin haşa zalim, gaddar, sefih olduğuna zehab edilir. Bu ise inkılab-ı hakayıkı istizam eder. Yani hakkın tamamen tersine dönmesi ile olur. Keza şu muvakkat menzillerin, şu fani dünyaların saltanat-ı daimeye makar olacak, daimi bir saltanata merkez olacak, karar yeri olacak bir şekle geleceğine pek çok deliller, burhanlar vardır. Mahaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükafat ve mücazat ister. Yani bu kadar mahlukatını en küçükten en büyüğe kadar her şeyi beslemiş, yetiştirmiş, büyütmüş, kemale erdirmiş. Ondan sonra bu kadar insanlar kendine itaat edeceğiz diye dünyalarını zehre çevirmişler. Dünyada rahat yüzü görmemiş milyonlar, milyarlar dua etmişler, veliler, evliyalar, peygamberler, dünyada rahat yüzü görmemişler. Onların yolunda giden milyarlarca insan Allah'a itaat etmek için her şeylerini feda etmişler. Ve bir kısım insanlar da hiç onlara kıymet vermeden kendi nefis ve hevası peşinde gitmiş. Elbette bunlar eğer ikisi müsavi olacaksa o zaman neuzübillah Cenab-ı Hak bir oyuncakçı gibi olur neuzübillah. Hiçbir kıymeti kalmaz. Keza sani alemin her şeyi içine almış, her şeyi istila ve isyap etmiş bir rahmeti vasıası vardır. Validelerin hatta bir cihette nebatların evladına olan şefkatleri, küçük zayıf yavrularının
şuhudet rızıkları o rahmet deryasından bir katredir. Ne kadar kolaylıkla o aciz yavrulara Cenab-ı Hak rızıkını gönderiyor. O bahri rahmetin, o rahmet denizinin büyüklüğüyle, azametiyle şu fani dünyada, bu kısa ömürde, şu kadar zahmet ve belalar ile karışık, zail ve gayri sabit olan şu nimetler, ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebetler yoktur. Aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval, nimetin nikmete, şefkatin rahmete, şefkatin zahmete, muhabbetin musibete ve lezzeti eleme ve rahmetin zıttına kalbeder. Aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval, yani sonu gelse, ölse, toprak olsa herkes. Ne olur? Bu bütün bu nimetler azap olur. Nimetin zıttına döner. Şefkati zahmete, muhabbeti musibete, lezzeti eleme, rahmeti zıttına kalbeder. Keza alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki sani alemin pek yüksek celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki ubudiyetle saniyi tazim etmeyenlerin ona kulluk ederek o Rabbe hürmet etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin, onları hafif görenlerin teediplerini, terbiyelerini tehir ve imhal etse bile ihmal etmez. Sonraya bıraksa bile onlara mutlaka cezasını verir. Ve keza o sultanın emirlerini, nehilerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir dar mükafat ve mücazat olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görünen hüsnü sanatlar, sanat güzellikleri, intizamlar, ihtimamlar, yani her şeye özenilmiş, bezenilmiş, yaratılmış ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydelerden anlaşılıyor ki kainat tasarrufu altında bulunan saniye-zülcelal'de pek büyük bir hikmet-i amme vardır ki itaat ile iltica edenlerin büyük takdir ve inamlara mazhar olacakları ve o hikmet-i ammenin iktizasındandır. Ve keza görünüyor ki her şey bir sayfa, bir sayfa, bir yaprak daha kaldı. Şey diyor, bitiyor yani. Eğer zahmet çekiyorsanız, dinlemekte uykunuz falan gidiyorsa barışmam. Fakat bitiyor. Az biraz kaldı. Ve keza bütün mahlubatta görünen sanat güzellikleri, intizamlar, ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydelerden anlaşılıyor ki, yani şu elimiz mesela bizim işimizi bitirmek için, bizim işimize yaramak için yapılmış. Gözümüz onun için yapılmış. Kulağımız onun için yapılmış. Maslahatlara göre yapılmış yani. İhtiyaca göre, ihtiyaçlara göre yapılmış. Her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydelerden anlaşılıyor ki kainat tahtı tasarrufunda bulunan, kainat tasarrufu altında bulunan sani rüzgarlarda pek büyük bir hikmet-i amme vardır. Pek büyük hikmetler sahibidir. Ki itaat ve iltica edenlerin, ona itaat edenlerin, ona sığınanların büyük takdir ve inamlara mazhar olacakları, yani büyük mükafat görecekleri o hikmet-i ammenin iktizasındandır. Ve keza görünüyor ki her şey layık mevkiine vaat ediliyor. Her şey layık olduğu yere konuluyor. Ve her hak, hak sahibine veriliyor. Ve her ihtiyaç sahibinin haceti istediği gibi yapılır. Ve her sual edenlerin, isteyenlerin istekleri bilhassa istidat lisanıyla veya ihtiyacı fıtri lisanıyla veya ızdırar, yani mecbur olarak ve zaruret lisanıyla olsun cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete, bir mahkeme-i kübra lazımdır ki rububiyetin hakimiyetiyle hukuk-ı ibad muhafaza edilsin. Çünkü fani olan şu dünya menzili o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öyleyse o büyük sultan-ı adil için, o büyük sultan-ı adil için bir cennet-i bakiye,
bir cehennemi daime lazımdır. Ve keza görünüyor ki bu alemin sahibi yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle harika bir sehavetle, harika bir sehavete sahip olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hamile eşcan ve ağaçlar müsüllü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh bu ebedi sehavet, tükenmez servet, ebedi bir ziyafetgahı ister. Ve devam ile muhtaçların da devamı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sehavet, yani cömertlik, harika bir kerem, daima halka ihsan ve inam etmek, nimetlendirmek iktiza eder. Bu ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devamı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli efali kerimanenin tezahüratından anlaşılıyor ki sani failin pek gizli kemalatı vardır. Daima o kemalatı enzar âleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal, daimi bir tezahür ile takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza eder. Çünkü adem-i mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel, istiskal ve tahkir eder. Yani çok, 10. sözü, 10. sözü hülasası gibi bu. Yani 10. sözü anlayan bunu da anlar. Ve keza bu güzel müzeyyen münevver masluatın sani, bu güzel ziynetli, parlak, nurlu sanat eserlerinin yapanı için mücerret, manevi bir cemal vardır. Yani ona mahsus bir güzelliği vardır. Ve onun o mahfi, hüsn ve cemal için pek çok mehasin ve letaifi vardır ki kısa akıllarımızıyla idrak edemeyiz. En cümle o cemalin kesip aynelerinden biri satı arzdır, yeryüzüdür. Yani Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini gösteren aynalardan birisi yeryüzüdür. Bu satı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavzif, ilan ve izhar eder. Ve keza hakaiki sabit edendir ki yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle bilvasıta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binaenaleyh cemal-i sermedi ve daim olursa ve hemahal onun inceliklerini gösteren aynaların da ebedi ve daimi olması zaruridir. Çünkü bâhî bir hüsn, devamlı bir güzellik, fâni bir müştaka razı olamaz. Zahir ve fâni bir aşıkın ebedi ve bâhî olan mahbubuna muhabbeti adavete kalp olur. Evet, insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli için tahbih eder. Bu itibarla bu alem sani iltizam istizam ettiği gibi sani de aleme ahireti iftizam istizam eder. Ve keza bu alemin saniinde pek rahimane bir şefkat vardır. Bu alemin yapanında, bu alemi yapanda, kuranda, yaradanda pek merhametli bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibetse diye çabuklukla, kemal-i süratle yardım ediliyor. Dergah-ı izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden, isteyenler, dilenciler, sahillerin istekleri veriliyor. En adi bir ziyaretin sesi işitiliyor. Haceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi, nevi beşerin en büyük, en lazım, en zaruri, şedid bir hacet hakkında bütün insanlar namına yaptığı duada istediği cenneti ve saadet ebediyeyi ve basubadel mevti yapacaktır. Bilhassa o reis-i muhteremin şu umumi duasına bütün zevil hayat, bütün mahlukat amin, amin diyorlar. Değil mi? Nevi beşerin, insan nevinin en büyük, en lazım, en zaruri, şiddetli bir haceti hakkında, yani ebedi hayatı hakkında, ölümden kurtulması hakkında, cennet hakkında bütün insanlar namına yaptığı duada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam istediği cenneti ve saadet ebediyeyi
bazı bademler yani öldükten sonra yapacaktır. Bilhassa o reis-i muhterem aleyhissalatü vesselamın şu umumi duasına bütün zevil hayat, bütün canlılar, bütün mahlukat amin, amin diyorlar. Yarım sayfa kaldı. Bak o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilin olan sefillerin sefili ehli cehennem olan fena-i mutlaka sukuttan düşmekten, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten âlâ-i illiyin olan yani ehli cennete, cennet derecesinde olan kıymete ve gaye ulvi vazifeye mektubat-ı sabadaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir hizar-ı istimdatkâr âleyh istiyor. Yani ondan daha böyle bütün varlığıyla dua eden, böyle istimdat ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan bütün şiddetiyle, bütün merhametiyle, bütün kuvvetiyle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. İstimdatkârâne ile istiyor. Öyle tatlı bir niyazı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Acaba bütün Beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nevi beşerin hulasayı ubudiyetini cami, yani bütün insanların namına dua eden, hakikat-ı ubudiyeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam içinde dua eden şu şerefli nevi insan, feridi kevni zaman olan, fahri kainat ne istiyor? Dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor. Beka istiyor, devamlı bir hayat istiyor. Cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i gusse-i ilahiye ile beraber istiyor. Ve o isimlerden şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Halik-i Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Demek nasıl ki o zatın risaleti şu dar-ı imtihanın aşılmasına sebebiyet verdi. Levrâke levrâke lemâ kalek mülevdâk sırrına mazhar oldu. Onun gibi ubudiyeti dahi öteki saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Allahümme salli ve sellim ala zâlikel habibillezî ve seyyidül kevneyn ve fahrul âlemeyn ve hayâtut dâreyn ve vesîletus saadeteyn ve zülcenâheyn ve resûlüket tevedeyn ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn ve alâ ihvânihi minen nebiyyîne vel mürselîne âmîn âmîn elfü elfü âmîn el-Fâtiha. Bu daha yarısını bile okumadık. Lâsiyyemâlar bu Mesnevi-i Nuriye'den. İnşallah sonraki derslerimizden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi görüşemediğimde bir inayet-i ilahiye ve bir maslahat bulunduğu kalbime ihtar edildi. Çünkü 50 lirayı sarf edip görüşmek için Emir Dağı'na gelerek 50 dakika, bazı 10 dakika, bazı hiç görüşmeden giden çok ahiret kardeşlerimiz birer bahane ile kendilerini bu medrese-i Yusufiye'ye atacaklardı. Benim dar vaktim ve inzivadan gelen halet-i ruhiyem bıraksa o fedakar dostlara tam sohbet etmeye hizmet-i ruhiye müsaade etmezdi. İkincisi, bir zaman meşhur bir allameyi harbin müteaddi cephesinde cihada gidenler görmüşler. Ona demişler. O da demiş. Bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imanı istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde
işler görmüşler. Aynen bunun gibi Denizli'de camilerde beni gördükleri hatta resmen ihbar edilmiş bir müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazıları telaş ederek kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada da tarikalarını ispat edip gösteren Sikki-i Kalbi Mecmuası 100 derece belki 1000 derece ziyade numara itimat kazandırır ve mahkumiyetine imza basar. Hususen Nur'un kahraman talebeleri hakikaten harika halleri ve kalemleriyle